Değerli Aks TV izleyicileri, bir gönülden gönüle daha yine siz değerli izleyicilerimizle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bu akşam yine program konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız. Sayın hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerim, program konuğum Sayın Okuyan tarafından kaleme alınan Kısa Surelerin Tefsiri adlı eserden Müddessir Suresini Sayın Hocamızla konuşmaya devam ediyorduk. Bu sureye başladıktan sonra iki programda surenin 1 ve 7. birden başlayıp 7. ayeti kerimesine kadar konuşmuş. Geçen haftaki programda da kaldığımız yerden devam edeceğimizi değerli izleyicilerimize duyurmuştuk. Geçen haftaki programdan derken bir önceki hafta, geçen hafta evet. Tekrar vermek durumunda kalmıştık. Yine hocamız tarafından kaleme alınan bu eserde ahiret günün şiddeti hakkında bilgilerin verildiği, kafirler için mahşerin zorluğunun gündeme getirildiği 8, 9, 10. ayet-i kerimelerden başlayacağız. Zamanımız el verirse, vaktimiz kalırsa Yüce Allah'ın Hazreti Peygamberi ve müminleri motive ettiği ve Sayın Hocamızın kitabında da 3. grup ayetler olarak ele aldığı 11, 12, 13'ten başlayıp 17. ayet-i kerimeye kadar bize ayrılan zaman süresi içerisinde konuşabildiğimiz kadar konuşacağız. Sayın Hocam, her zaman olduğu gibi öncelikle programımıza başlarken konuşacağımız bölümün ayeti kerimelerinin bir mealini vererek başlıyor. Ondan sonra da soruları size yöneltiyorduk. Buyurun. İkinci grup ayeti kerimeler Estağfirullah feyza nugra fin nakur fedalike yevmeydin yevmün asir alel kafirine gayru yesir. Evet. İkinci grup ayeti kerimeler bunlar. Sizin kitabınızda verdiğiniz mealde de çünkü sura üfürüldüğü zaman işte o gün çok zor bir gün olacaktır. Özellikle kafirler için hiç de kolay olmayacaktır diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Birinci ayeti kerimeyi hemen ayeti kerime ile ilgili sormak istiyorum. Ayeti kerimede nakura, yani siz de kitabınızda ifade etmiştiniz, sura, sur borusuna üflemeden bahsediliyor. Feydanu grafin nakur. Çünkü sura üfürüldüğü zaman deniliyor. Evet. Ayrıca yine Kur'an'da sur borusuna iki defa üflemeden bahsediliyor. Özellikle nedir bu nakur ya da bir diğer ismiyle sur borusu nedir? Sur borusuna üflenmesi ne demektir? Birinci, ikinci üflemelerden bahsediliyor. Bu bir midir, iki midir, kaçıncı üflemedir? İsterseniz bu birinci, sekizinci ayeti kerime ile bu akşamki programımıza başlayalım. Ondan sonra ayet ayet diğerlerine devam edelim. Ali Bey, Müddessir suresini ilk 7 ayet itibariyle okuduk. Belki bir peygamber ve toplum inşasında çok önemli ilkelerin yer aldığı ayet grubu idi. Surenin, Müddessir suresinin ve bütünüyle tabi Mekki surelerin indirildiği yer itibariyle Mekke'nin inanç yapısı daha çok böyle kıyameti ve mahşeri kabul etmeyen insanlardan oluşuyordu. %100 öyle değildi ama yani orayı tanımlayacaksak işte bunlar ahirete inanmıyorlar diye tanıtırız. İnanan, yarı buçuk inanan içlerinde vardı. Onu da istisna olarak söyleyelim. Şimdi öyle olunca Mekki surelerin genel karakteristiği olarak surenin bir yerinde bir çeşit doğrudan dolaylı böyle ahirete, kıyamete, mahşere dikkat çeken mesajlar görürüz. Bu Mekki surelerin bir özelliğidir. Burada da ilk 7 ayette 7 tane temel prensip üzerinde durdu Yüce Allah. Hem peygamberi inşa bağlamında hem de peygamberi misyonun meydana getirmeyi amaçladığı toplumun temel değerleri, temel dinamikleri bağlamında nelere dikkat edilmesi lazım geldiği, nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiği noktasında bilgiler verdikten sonra işte toplumun asıl problemine yeniden bir gönderme yapılıyor. Müzzemmil suresinde de yapılmıştı bu, Alak suresinde de vardı. Fatiha suresinde de vardı. Dolayısıyla ilk surelerin hepsinde var. Şimdi de ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de şimdi bu bir boruya üflenmesinden söz ediliyor. En'am suresinde, Taha suresinde, Neml suresinde, Yasin'de, Zümer'de, Kaf'ta
ve Hakka surelerinde. Bu kendisine üflenilecek boru bağlamında es-sur kelimesi kullanılıyor. Sur kelimesi, üfürülme anlamında da nüfika kelimesi kullanılıyor. Nüfika fis-suri. Hep böyle gelir yani sözünü ettiğim surelerde. Şimdi sadece burada nukira en-nakur kelimesi kullanılıyor. Şimdi önce şunu söyleyelim. Her ne kadar yani tercümelerde birinci elden maksat sur borusuna üflenmektir denip de üzerinden geçiliyor olsa da kelimeler farklı olduğu için manalarda da nüansların bulunduğunu bilmek lazım. Yani hiçbir iki kelime motomot %100 aynı manada değildir. Mutlaka bir yönüyle biri diğerinden farklıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de yani tek farklı nukira nakur. Bir burada var. Bir farklılık var o zaman. Var var tabi. Yani hani bu mealde okuyoruz bunun arasında fark yoktur gibi geçiştiremeyiz bunu yani. Madem sureyi konuşuyoruz, madem ki bu ayeti esas alarak şimdi bir şeyler söyleyeceğiz, o zaman genel kullanımda yaklaşık 7 yerde geçen sur kelimesine karşılık burada nukire ve ennakur kelimeleri madem ki kullanılıyor, aradaki farkı belirlemek durumundayız. Eski alimlerimiz tabii bu konuya temas etmişler. Allah hepsine rahmet eylesin. Tabii çok duyarlı davranmışlar. Bu kelime tahlilleri noktasında önümüzü açan çok harikulade yorumlar yapmışlar. Evet. Bu vesileyle mesela Ebu Hilal el-Askeriye, efendim İmam Taberiye, İmam Semerkandiye, efendim Zemahşeriye, Fahrettin Razi'ye. Yani ne kadar teşekkür etsek gerçekten azdır. Çünkü biz şimdi nereden bileceğiz bunların farkını? Sur ile Nakur arasında ne fark var? Şimdi biz İbn-i Faris'in Mücmelü'l-Luga adlı eseri var. Şey, Lugat. Mesela Halil bin Ahmed'in Kitabul Ayn diye böyle 10 ciltlik bir sözlüğü var. Veya işte diyelim Ragıp el-İsfahani'nin el-Müfredatı var. Veya Cevheri'nin işte Es-Sıhhahı var. Var da var. İbn-i Manzur'un Lisanül Arabı var. Yani işin ehli olanlar bu kitapları bilirler de o manada söylüyorum. Yani halkımız tabii bunları bilmeyebilir. Şimdi bu alimlere rahmet okumak zorundayız. Yoksa biz bunların mana farkını bilemeyiz. Bu Araplar da bilmez bunu yani. Bunun üzerinde filolojik tahliller yapan insanlar bilir bunu. Öyle, yani meallere baktığımız zaman sen hocam bütün meallerde tabii üst her geçiyor. İkisine de aynı mana. Olmaz işte yani bu meal işi sıkıntılı bir iş Ali Bey. Ben öteden beri meal okunmasını tavsiye eden biriyim biliyorsunuz. Yani 20-25 yıldır. Hatta yine kitabınızda meal okuma metodu diye 5-6 maddelik ben onu aldım burada da aldım. Evet. 5-6 maddelik bir de bir okuma metodu tavsiyeniz var. Yeri gelirse onu da değerli izleyicilerimizle. Yeri gelmiş şimdi onları söyleyin. Değerli izleyicilerimizle isterseniz onları paylaşalım. Meal okuma. Şunu demişsiniz. Yani konuyu bir iyi açıklayalım. Yani ben hep meal okunması gerektiğini hararetle tavsiye eden biriyim. Yani millet beni görünce aha bu meal okumayı tavsiye eden hoca falan gibi söylüyorlar. Böyle mealle veya mealcilikle anılan bir durum oluyor. O noktada ben hassas bir adamım. Meal okunması gerektiğine inanıyorum ama işte bunun nasıl olması lazım geldiğine dair de altı maddelik önerilerim var. Önerileriniz var. Onları söyleyin. Yani demişsiniz ki kitabınızda bir meal değil, birden çok meal okumalıyız. Evet, bu çok önemli. Şimdi alıyorsunuz bir tane meal, adam tercüme etmiş. Ne demiş? O sura üfürüldüğü zaman var ya diye tercüme etmiş mesela buradaki meal. Burada sur kelimesi geçmiyor. Bu sur, bu kelime bu adamın kanaati. Allah burada sur kelimesini kullanmayı becermiyor muydu yani? Yani, becerirdi. Yani diğer yerlerde sur kullandığı zaman burada da sur. Burada da sur kullanırdı. Madem bu sur kullanmadı, burada başka bir şey var. Evet. O zaman başka bir meali daha okumak lazım. Birkaç tane meal olması lazım.
Bir. Bir. İkinci olarak demişsiniz ki okurken meallerde karşılaştırmalar yapmalıyız. Evet. Şimdi bir ayet mi okuyorsunuz? Bir tane kısa bir ayet. Tamam. Onu bir mealden okuyacaksınız. Sonra öbüründen okuyacaksınız. Sonra öbüründen arada farklar varsa onu anında göreceksiniz. Bir sureyi bir mealden okuduktan sonra başka bir mealden okumaktan söz etmiyorum. Ayet ayet. Bir ayeti bir mealden okuduktan sonra öbüründen de okuyacak. Böylece ayetlerin nasıl tercüme edildiğini ya da nerelerde farklar olduğunu gözlemleyecek, bakacak yani. Ezberden geçmeyecek üzerinde. Evet. İkincisi bu. Üçüncü olarak çeşitli anlamlar tespit edildiğinde meal okuyanlar bunları not almalıyız. Evet. Öyle hiç kimse yalandan hafızasına güvenmesin. Ben çok zeki bir adamım, işte aklım her şeyi tutar. Yok öyle bir şey yok. En silik yazı bile en güçlü hafızadan daha güvenilirdir. Yani bu Kur'an'ı anlamak ciddi bir iştir. Böyle hobilerle falan olmaz bu iş. Adam akıllı, ciddi ciddi oturacaksın, çalışacaksın kardeşim yani. Yani bu yani asparagas bir iş değil yani. Böyle stres topu değil yani. Boş kaldık bakalım bu ayet dediğim şey. Öyle olmaz bu yani. Hiç kimse Kur'an'la dalga geçmesin yani. Bu ciddi bir iştir. Anlamak istiyorsan oturacaksın, not alacaksın. Ayet ayet karşılaştırma yapıp birini öbüründen farklıysa farklı olan yerleri not edeceksin. Evet. Önce yazıya, sonra da hafızana not edeceksin. Evet, yine meal okurken ayetlerin iniş sırasını, dördüncü olarak iniş sırasını takip etmeliyiz. Tabii. İniş sırasına göre okumalıyız demişsiniz. Şimdi niye böyle? Ali Bey, bu çok önemli bir okuma biçimidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu resmi sıralanışı inişine göre değildir. Bu çok güzel bir sıralamadır. Eyvallah. Yani bu sıralamaya yanlıştır, manlıştır falan kimse bir şey diyemez yani. Bu sıra Kur'an'ı tanıyan bir adam bu sıralamaya hayran olur. Ben bu sıralamanın vahiy ile tespit edildiğine inananlardan. Surelerin sıralanışının vahiy ile tespit edildiğine inanıyorum. Başka şeyler söyleyenler var. Onlara da saygı duyuyorum ama benim şahsi kanaatim sıralamanın vahiy ile olduğudur. Fakat bu sıralamayı kim yaptı? Bu sıralama sahabiler döneminde bu hali aldı. Ama onların bu sıralamaya baktığı zaman hepsi her sureyi biliyordu. Evet. Şimdi vahyi anlamak için ilk defa Kur'an okuyacak olan bir adam, vahyin indirildiği dönemdeki Mekkeliler gibi kendisini kabul edip iniş sırasını takip edecek. Peki sen hocam bu iniş sırasını nereden öğrenecek? Bununla ilgili iniş sırasıyla ilgili bir kitap var mı? Var var olmaz evet. mı? Mesela yani keşke şimdi bilseydim bunu konuşacağımızı da getirseydim. Yani böyle mealler var iniş sırasına göre yapılmış. Acizane bir tefsir yazıyorum şu sıralar. Nüzul sırasına göre Kur'an tefsiri diye. Öyle bir tefsir yazıyorum. Şu anda dördüncü cildindeyim. Allah lütfeder bir 10 sene ömür verirse bana bu tefsiri yazacağım inşallah. Dördüncü cildini yapıyorum. Ben nüzul sırasına göre yapıyorum. Nüzul sırasına göre tefsirler de var. Mesela Muhammed İzzet Derbezen'in tefsiri nüzul sırasına göredir. Mesela Kayseri İlahiyat'ın dekanı var Zeki Duman hocamız. Onun bir 5 ciltlik bir Beyanül Hak diye bir tefsiri var. O nüzul sırasına göredir. Meallerden böyle nüzul sırasına göre olanlar var. Acizane ben de böyle nüzul sırasına yani göre... Mesela şimdi bunu tavsiye etmişsiniz. Yazılan meallerin içerisinde nüzul sırasına göre bir de bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa neyse... Arkasına sıralama, bir cetvel konulabilir. Cetvel de konulabilir. Eğer arzu eden olursa kardeşlerim de, evet. Yani bu böyle ben Kur'an'ı öyle okumak istiyorum diye, buradan mail adresimizi verelim. Sizin adresinizi zaten geçiyor burada Facebook adresine. O Facebook adresinde benim de sayfam var, sizin de var. Okuyan Mehmet diye. Arzu edilirse ben nüzul sırasına göre sure sıralamalarını içeren dosyalarım var. Onu oradan paylaşabilirsin. Evet hocam. Evet. Bu nüzul sırasını takip etmek meal yani Kur'an okumada önemli bir tekniktir. Onu peki beşinci olarak demişsiniz okumada mealle sınırlı kalmamalıyız. Bakın şimdi dürüst davranalım. Meal okumak Kur'an'ı anlamaya başlamaktır. Yani ben meal okudum, meallerle bu iş bitti. Şimdi biraz sonra surenin 11. ayetine geleceğiz. 3 kelimeden oluşan bir ayet. 3 kelime. Lerni ve men halaktu vahida. 3 kelimeden oluşan o ayete biz 5 farklı mana vereceğiz.
Hangi meali okursanız okuyun. Mealle yetinirseniz ayetin vermek istediği mesaj dünyasının bir bölümünü kaybedersiniz. Onun için okumalar meallerle sınırlı kalmamalıdır. Yani altıncı yani, olarak da, ne yapacağız o zaman? O zaman altıda onu söylemişsiniz. Meal okumalarını ilerideki aşamalarda mutlaka tefsire dönüştürmeliyiz. Evet. Kısa kısa da olsa Kur'an tefsirleri var. Böyle iki ciltlik, üç ciltlik, dört ciltlik neyse kısa da olsa tefsirlere okumaları dönüştürmek lazım. Sadece mealle asla ve asla yetinilmemelidir. Bu önemli yani. Bu meal okumak Kur'an okumaya başlamaktır ya. Bununla bitmez bu iş. Ama illa meal okuyacağım diyene de işte bir tane mealle kalma. 3-5 tane olsun. Karşılaştırmalı oku. Not tutarak oku. Nüzul sırasına göre oku. Vesaire. Öyle de tavsiyelerimiz var. Şimdi nakura üfürüldüğü zaman ne diyeceğiz? Sur borusuna üfürüldüğü zaman. Bunu açıklayacağız. Diyeceğiz ki sur Kur'an'ın kullandığı kelimelerden biridir. Üfürülmek, nüfika kelimesi Kur'an'ın sıklıkla kullandığı kelimelerden biridir. Ancak burada nukira kelimesi ve ennakur kelimesi kullanıldığı için burada daha farklı bir mananın gözetildiğini görmek durumundayız. Nedir bu? Bu fiil, nukira fiiliyle ennakur kelimesi bu üflemenin vurmak, sarsmak, böyle didik didik etmek, korkunç bir sarsıntıyla korkunç sonuçlar meydana getirmek. Yani üfürmenin daha ileri derecesinde bir sarsıcı etki meydana getirici eylem için nukera fiili kullanılıyor. Bunun için kullanılan diğer kelime ennakur da sarsıcılığı ve etkisi daha korkunç olan sura üflenmeyle alakalıdır. Onu göstermiş olayım. Hemen Nazihat suresinde diyor ki Rabbimiz yevme tercufur racifetü tetbe'uher radifetü. Bazı alimlerimiz diyorlar ki buradaki nakur aslında şeydir. Nedir? Buradaki yevme tercufur racifetü tetbe var. Üflemek yani sarsıcı etki ilk üflemek bu nüfika ve sur kelimeleriyle karşılanır. Tetbe'uha radife ise onun ikinci, üçüncü, dördüncü aşamalarında yaşanacak olan korkunç etkidir. O Nazihat suresinin işte 6-7. Ayetlerinde bunu söylüyor. Oradaki ilk sarsıntı ve devamında gelecek olan sarsıntılar ifadesinden buradaki nukire ennakur kelimelerinin manasını da yakalıyoruz biz. Yani nüfika fissur belki ilk üflemedir, ilk etkidir. Nukire ennakur ise bunun daha şiddetli, daha sarsıcı, daha ağır sonuçlar meydana getiren İkinci, üçüncü, hani öncü deprem, ana deprem. Yani nüfika fissur belki öncü depremi ya da yevme tercufur racifetu ifadesi öncü depremi, diyelim 8 şiddetinde bir depremi ama tetbe'uher radife ya da nukira finnakur ifadesi ise diyelim 9 şiddetindeki bir depremi. Bütün yıkıp götüren ana depremi ifade eder. Dolayısıyla arasında böyle bir mahiyet farkının olduğunu bilmek lazım. İlk üfleme midir, ikinci üfleme midir o da tartışılıyor. Siz başlangıçta onu da söylemiştiniz. Bu hangi üflemedir? Bir defa Kur'an-ı Kerim'de sura üfleme işlemi iki defa gerçekleşecektir onu anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'e göre. Evet. Bunun birincisi işte şeydir, bu alemin bu sistemin sona erdirilmesi manasındaki işte depremdir. İkincisi ise mahşer için, ahiret için hani bir anlamda kalk borusunun çalması anlamında ikincisidir. Üçüncü bir sura üfleme, bu iddiayı ortaya koyanlar varsa da çok güçlü delillerinin olmadığını ifade edeyim. İki defa sura üflenecek.
Şimdi bu iki defa sura üflenmek ve burada da nukire finnakur kelimesi kullanıldığı için alimlerimizin bir bölümü demişler ki bu nukire ennakur acaba birinci sura üfleme midir, ikinci sura üfleme midir? Şimdi bir defa ayetin bulunduğu konum itibariyle 8. ayetten önce ve li rabbike fasbir demişti. Sen sadece Rabbinin rızası için sabret. Bu şu demektir. Sen Allah rızası için sabret. Bunların başına kıyamet felaketi zaten gelecektir. Böyle bakıldığı zaman maksadın birinci üfleme olduğu anlaşılıyor. Yani bu alemin sona erdirilmesi anlamındaki üfleme manasının kastedildiğini söyleyebiliriz. Yok evet, ikinci üfleme olabilir mi? Olabilir. Bu defa da 9 ve 10. ayetlerdeki mesajla birlikte düşünerek bu sonucu elde edebiliriz. Yani ikinci üfleme de çok sarsıcı olacak, yürekleri patlatacak bir üfleme olacak mahşer için. Kabirlerden kaldırılma anlamında üfleme. O manaya göre diyor ki فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ عَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرُ يَس۪يرٍ Bu mahşerden söz ediyor. Eğer 9 ve 10. ayetlerle birlikte düşünürsek نُقِرَ فِي النَّاقُورُ bunu ikinci üfleme olarak da algılayabiliriz. Ama ne olursa olsun نُفِخَ فِي السُّورِ ifadesine göre bunun bir farklılık arz ettiğini, daha sarsıcı, daha korkunç tesirler meydana getirici yapısının bulunduğunu özellikle beyan edelim. Bir önceki ayete bakarak bunun sura ilk üfürülme, bir sonraki ayete bakarak da bunun sura ikinci üfürülme manasına alınabileceğini ifade edelim. İkisi de doğrudur. Ama sura üfürülme olayının iki defa gerçekleşeceğini de bu vesileyle söyleyelim. Bu programlarda zaman zaman söyledim ama bir daha söyleyeyim. Şimdi biz bu alemin yıkılması anlamında, yani kıyamet dediğimiz, evet, bu sistemin kıyametin kopması diyoruz ya, kıyamet bu sistemin artık sona ermesi manasında kullanıyoruz onu biz. Ama Kur'an-ı Kerim bunu bu manada kullanmıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre kıyamet, yevmül kıyame, kıyamet bu sistemin sona ermesi değil. Kıyamet, ahiret sisteminin kıyam bulması, insanların ayağa kalkması, yeni bir sistemin devreye girmesi anlamında Kur'an kıyameti mahşer günü anlamında kullanır. Evet. Biz ise bir yanlış kullanım olarak kıyameti bu sistemin bitişi olarak algılıyoruz. Olarak peki Kur'an-ı Kerim bugünkü yaşadığımız bu sistemin sona ermesi anlamında ne kullanıyor? Es-sa'a kelimesini kullanıyor. Yes'elûneke anis-sa'ati diye bir sürü ayet var. Es-sa'a işte o bilinen saat. Yani son saat. İşte sur dediğimiz boruya iki defa üflenecek. O boruya bir, son saat için üflenecek. İki, kıyamet için üflenecek. Yani bir de hocam burada akla gelen şey boruya üflenecek. Bu bir boru dediğimiz şey bizim bildiğimiz boru anlamında. Nereden bilelim Ali Bey? Ha. Hiç bilmeyiz onu. Yani nedir? Onu İsrafil Peygamber boruya yani boru adı veriyor. Nedir? Yapacak bir şey yok hiç... yani. Bunu öyle hepsini çözemeyiz bu işin. Yani hepsini çözeriz demek böyle kahramanlık olur. Evet. Bilmiyoruz, ne bileyim. Melek İsrafil onu bilir nasıl bir şey bu. Yani nasıl bir görevlerinden birisi bu. Evet. Yani İsrafil'in görevi bu. İsrafil melek. Evet. Hep peygamber diyorum. Tabii meleklerin de büyüklerine melek peygamber deniyor. Yani İsrafil meleği bunu yapacak. Nasıl yapacak bilmiyorum. Nereden bileyim? Yani meleklerin sur borusuna üflemesi nasıl üflenecek? Yani nasıl öyle olacak? Çok şiddetli olacağı kesin. Hani bu ana deprem, artçı depremler gibi sarsıcı bir süreç ifade edeceğini anlıyoruz. Hatta Yasin suresinde, şimdi ben Yasin suresinin tefsiriyle uğraşıyorum bu ara. Orada var. وَنُفِخَ فِي السُّورِ Hatta daha öncesinde diyor ki Estağfirullah مَا يَنْزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً Bunların beklediği sadece tek bir gürültü. Sayhay-ı vahide, işte o sura ilk üfürülme. تَأْخُدُهُمْ
o sura üflenmesi olayı onları yakalayacak. Yani enseleyecek. Vehum yakıssımun. Birbirleriyle tartışıp dururlarken, yani dünya işleriyle meşgulken veya kıyamet kopacak mı kopmayacak mı, bu nedir ne değildir gibi bununla meşgul olup birbirleriyle tartışırlarken, bu sayhe-i vahide, yani o ilk tek şey, gürültü onları yakalayacak. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَةً. Öyle olacak ki birbirlerine en küçük bir şeyi dahi tavsiye edemeyecekler. وَلَا اَيْلَا اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Kendi ailelerinin yanına bile geri dönemeyecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu noktada nispet edilen bir rivayette, gerçi İbn Abbas'tan geliyor ama hadis midir, İbn Abbas'ın görüşü müdür, tam da net bir şey söylemeyeyim. Fakat İbn Abbas'tan da gelse zaten bizim başımız gözümüz üstüne. Diyor ki, yani böyle iki insan sergi sererler, sergiyi toplamaya vakit bulamazlar diyor. Su içmek üzere suyu bardağa koyar, onu ağzına götürürken kıyamet kopar, suyu içemez diyor yani. Evine dönemez, sergiyi toplayamaz diyor yani. O kadar ani ve sarsıcı olacak. Dolayısıyla Hac suresinin ilk iki ayeti bunu anlatıyor. Buyuruyor ki orada Rabbimiz, ya ennas tuttaku rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun. Fedakarlık içinde bulunun. Yani sorumluluğunuzu bilin. İnne zelzelete saati, işte o son saatin sarsıntısı, şeyun azimun, korkunç bir olaydır. Yevme teravneha, o gün görürsün o son saati. Tezhelu küllü murdiatin amma erdaat. Her anne, her süt emziren anne, bu insan olabilir, hayvan olabilir ama tabii öncelikle maksat insandır. Her anne emzirdiği çocuğundan geçer. Yani bir anne için çocuğunu emzirmek mutlulukların en büyüğüdür. Ama şiddetli bir sarsıntı çocuğu atmayı getirecektir. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Her hamile anne adayı hamileliğini sona erdirecek. Düşük yapacak yani. İşin şiddetinden dolayı. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا. Kendileri sarhoş olmamasına rağmen insanları böyle sarhoş göreceksin. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ. Bütün bunlar bir tarafa, Allah'ın mahşerde ortaya koyacağı cehennem azabı bundan daha da şiddetlidir. Dolayısıyla işte bu sur dediğimiz boruya üflenmesiyle alakalı, bu üfleme işleminin iki defa gerçekleşeceğini, biri son saat için, biri kıyamet için. Burada kıyamet ifademiz mahşeri, ahireti kastederek söylediğimizi bir daha beyan etmiş olalım. Yanlış anlamalara mahal vermeyelim. Evet. Evet. Nukire finnahurdan kasıt. Birincisi bu. İkincisi 9 ve 10. ayetlerde o günün zorluğundan, özellikle de kafirler için hiçbir kolaylık içermeyeceğinden bahsediliyor. Evet. 9. ayeti kerimeye bakıyor. Fezalike yevmeydin yevmen asir. İşte o gün çok zor bir gün olacaktır deniliyor. Peki hocam, ayette geçen zorluk ne? Burada verilmek istenen mesaj ne? Ya şimdi Ali Bey, fezalike, bunu Allah-u Teala söylüyor. Yani bir şey Allah dedi mi, yani bunun daha pazarlığı olmaz. Fezalike, dikkat edin ki, yevmeydin o gün, yani o son saat dediğimiz, evet, bu sistemin sona ermesi anlamındaki o gün, yevmun asirun, çok ama çok zor bir gün olacaktır. İşte biraz önce ifade etmeye gayret ettim. Hem Yasin suresinin hem Hac suresinin ayetleri. Korkunç bir gün, korkunç bir akıbet insanları bekliyor. Zor bir gün. O kadar herkes için zor. Ama iki, hemen arkasından gelen ayette de alel kafirine o ayrı esir. Ha, o da özellikle kafirler için hiç de kolay olmayacak. Olmayacak. Peki müminler için kolay mı olacak? Ha, hemen tabii o soru kaçınılmaz oluyor. Sorunun yani hemen geleceğini... ayette gelen, yani burada zorluktan bahsediyor. Ama kafirler için hiç de kolay olmayacaktır. Kafirler için kolay olmayacaksa hemen müminler için kolaydır. Müminler için kolay mı olacak? Mefhum muhalifinden
Evet. O sonucu çıkartabiliriz diyorsunuz. Diyebilirsiniz, deyin. Sonuna kadar haklısınız. Neticede onun delilleri var. Evet. Şimdi birkaç tane ayet okuyayım. Şimdi ben yıllardır burada işte sizinle program yapıyoruz. Defalarca söyledim. Kur'an'da bir ayeti anlamak için onunla ilgili diğer ayetleri bilmek lazım. Şimdi evet. Bu başka ayetleri bilmediğin zaman yani kaçarı yok bunun. Tökezleyeceksin yani. Hiç kurtaramazsın. Mutlaka kafan duvara çarpar. Böyle bu iş. Şimdi kıyamet herkes için zordur. Başka ayetler var. Mesela hani kıyamet dediğimiz son saat yani. Son saat, evet. Mesela hangi ayetler var? Diyelim ki Neml suresi 87. ayet var. Orada buyuruyor ki Yüce Allah ve yevme yunfehu fissuri, o gün sur borusuna üflenecek. Fefezi'a men fissemavati ve men fil ardı, göklerde ve yerde can, ruh taşıyan herkes korkudan düşüp bayılacak. Fezi'a yüreği patlamak demek yani. Evet. Korkudan düşüp bayılacak yani herkes. Göklerde ve yerde. Yani daha önce ölmüş olanların da ruhları bu olaydan haberdar edilecek yani. Ya da bu olaydan etkilenecekler. Göklerde ve yerde olan men, ruh taşıyan ruhlar yani. Bu işten etkilenecekler. İlla ancak men şaallahu. Allah'ın diledikleri hariç. Bak. Ondan etkilenmeyecek adamlar varmış demek. Evet. O zaman herkes için zordur kısmını biraz hesap ederek kullanmak lazım. Başka bir ayet. Zümer suresi 68. ayet. Orada bu sura iki defa üfleneceği de zaten açıkça beyan ediliyor. Zümer suresi 68. Ve nüfeka fissuri. Sur borusuna üflenecek. Fesaika men fissemavati ve men fil ardı. İlla men şaallah. Göklerde ve yerde kim varsa can ve ruh taşıyan herkes düşüp bayılacaktır. Bu mealler bazen ölecektir diye ifade ediyor. Bu ölmek değil. Zaten ölmüş adam zaten. Yani düşüp bayılacaktır. Göklerde ve yerde kim varsa. İlla ancak men şaallah. Allah'ın diledikleri hariç. Yani sümme nufiha fihi ukra, sonra o sur borusuna bir daha üflenecek. Feizahum, bir de bakacaksın ki insanlar kıyamım, işte ayağa kalkmışlar. Yanzurune, sağa sola bakınıyorlar. İki defa sura üfleneceği ifade ediliyor. Biri son saat için, biri kıyamet için. Yani mahşer için. Başka bir ayet daha var bu konuda. O ayet Enbiya suresinin 103. ayeti. Tabi 101, 102 hatta 199 bunları hep okumak lazım. Aynı bağlamda geçiyor ama hani sözü fazla uzatmayalım. Sadece 103. ayeti okuyayım. Buyuruyor ki Rabbimiz estağfirullah. La yahzunuhum onları hüzünlendirmeyecektir. El feza'ul ekberu, o en büyük korku, dehşet onları hüzünlendirmeyecektir. Niye? Ve tetelekkahumul melaike. Çünkü melekler onları karşılayacaktır. O en korkunç günü, ister sura ilk üfleme manasında alın, ister ikinci üfleme manasında alın, Allah müminleri, iyi insanları, onların ruhlarını bu iki üflemenin sıkıntısından istisna edecektir. Dolayısıyla فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ ifadesini herkes için genel bir ifade olarak alıp maksadın sadece bu olduğunu söylememek durumundayız. Niye? Çünkü bu asirun, يَوْمٌ عَس۪يرٌ bu ifade bir sonraki ayette عَلَى الْكَافِر۪ينَ ile de ilişkilendirilecektir. Öyleyse يَوْمٌ عَس۪يرٌ, bu çok zor bir gündür. Kime? Alel kafirine, kafirlere bu çok zor bir gündür. Yani gayru yesirin, hiçbir kolaylığı olmayacaktır. Yani son saatinde, kıyametinde,
Yani ahiretin de mahşerin de hiçbir aşaması kafirler için kolay geçmeyecektir. Yoksa müminler için böyle mutlak bir zorluktan söz edilmez. 3 tane ayet var. Bu ayetler müminlerin bu sıkıntılardan, Allah'ın dilediği müminlerin bu sıkıntılardan etkilenmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Yani Neml suresi 87, Zümer suresi 68 ve Enbiya suresi 103. ayetleri bilmeden, bu ayetlerin vermek istediği mesajı anlamadan sadece Müddessir suresinin işte bu 9. ayetini herkesi ilgilendiren bir mesaj veriyor gibi ayeti böyle yorumlamak çok doğru bir yorumlama biçimi değildir. Çünkü 10. ayet alel kafirin ifadesi yevmun asirun, önceki ayetteki o sıfat tamlaması ile ilişkilidir. Yevmun asirun, zor bir gündür. Kimin üzerine zor? Alel kafirine, kafirlerin üzerinde. Kafirlerle ilgili çok zor bir gündür. Gayru yesirin, hiçbir aşamasında hiçbir kolaylık içermeyecektir. Evet. Şeyde Leyl suresinde bir ifade var. Surenin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde olacak. Orada buyuruyor ki Rabbimiz وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Şimdi öncesinde diyordu ki فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Biri yusra, biri usra. Biri yusra, biri usra. Yusra cennetin adıdır. Usra cehennemin adıdır. Kim cimrilik yapar, kendini yeterli görür, başkasına karşı yükümlülüğüm yoktur diyerek asar keserse, Allah'ın hakikat adına ortaya koyduğu bütün güzellikleri de yalanlarsa, aslında kendisine gidilmesi zor olan o cehennemin yolunu ona kolaylaştırırız diyor. Bakın kim? Gene mutlak inkarcılarla alakalı Cenab-ı Hakk'ın bir hatırlatması. Dolayısıyla alel kafirin ifadesini, yani 10. ayetteki alel kafirine kelimesini yevmun asirun tamlamasıyla birebir ilişkili görmek durumundayız. Bunun dışındaki yaklaşımları çok sağlam ve sağlıklı bir yaklaşım olarak görmeyelim. Aksi takdirde başka ayetlerin manasını anlamakta önümüze sıkıntılar çıkar. Bu sıkıntılarla karşılaşmamak için meseleyi böyle ifade etmiş olalım, beyan etmiş olalım. Evet, böylece ikinci grup ayeti kerimeleri bitirdik. Evet. Kısa bir reklam arası vereceğiz ama vermeden önce hemen şunu ifade edelim. Ayet-i Kerime'nin bir mealini de bir topluca isterseniz. Üçüncü grup ayet-i kerimeleri verelim. Yüce Allah Hazreti Peygamberi ve müminlerin üçüncü grup ayetler. Yüce Allah'ın Hazreti Peygamberi ve müminleri motive ettiği ve sizin kitabınızda da üçüncü grup ayetler olarak ele aldığınız 11, 12, 13, 14'ten başlayıp 17. ayeti kerimeye kadar vaktimizin el verdiği ölçüde konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi okumuş olduğum bu ay 3. grup ayeti kerimelerde okuyacağım. İşte Estağfirullah. Zerni ve men halaktu vahida ve cealtu lehu malen memduda ve benine şuhuda ve mehettu lehu temhida tümme yatma'une en ezid kella innehu kâne li ayatina anida se'urhiguhu sa'uda. Evet. Ayeti kerime. Şimdi ayet-i kerimeler aynen sizin verdiğiniz, tabii meallerden de demin bahsettik mealde. Sizin verdiğiniz diye özellikle vurguluyorsunuz Ali abi. Hayır, yani kabahat varsa benimdir. Bana gönderme yapmak için yapma. Hayır, onun için Sayın Hocam yapmıyorum. Yani hangi mealden okuduğumu da evet, değerli yani, izleyicilerimiz. Sevabı benimse günahı da benim olacak tabii. Yani hangi mealden. Şaka yapıyorum. Yani. Mealden okuduğumu da değerli izleyicilerimiz. Tamam. Bilsinler anlamında tamam. Söylüyorum. Şaka yani yapıyorum. Şimdi sizin önünüzdeki mesela diğer meal, sizin tarafınızdan kaleme alınan kitap değil, bir başka meal.
Ama ben mealleri alırken ayet-i kerimelerin meali, sizin kısa surelerin tefsiri adlı eserden aldım. Evet. Onun vurgulamasını yapmak istiyorum. Yani ben de şaka yapıyorum, alınmayalım. Evet, aynen şöyle de vermişsiniz hocam. Tek başıma yarattığım geniş servet ve göz önünde duran çocuklar verdiğim, kendisine her türlü imkanı sunduğum kişiyi ya da kişileri bana bırak diyecek Allah-u Azimüşşan. Evet. Üstelik o kişi nimetlerimi daha da artırmamı arzu eder. Asla ummasın, çünkü o ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıydı. Evet. Ben de onun zamanı gelince bir azap yokuşuna sardıracağım buyuruyor, evet, Cenab-ı Hak. Aynen öyle. Evet. Şimdi bununla ilgili Yüce Rabbimiz nankörlükten beslenen ve çevresine adeta tehditler savuran inkarcı tipin çok abartılmaması gerektiğine dikkat çekerek bir anlamda ilahi gücün eriştirilmezliğine vurgu yakıyor. Tek başıma yarattığım kişiyi bana bırak buyurarak yaratılanın güçsüzlüğünü mü ortaya koymak istiyor? Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebi, ayetten ne anlamalıyız? Ama isterseniz bu ne anlamamız gerektiğini, bunun nüzul sebebini kısa bir reklam arası verelim. Hı hı. Kısa bir reklam arasından sonra bu ayeti kerimeyle, 11. ayeti kerimeyle devam edelim. Tamam. Sevgili izleyenlerim, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Biz izlemeye devam edin. Sevgili izleyenlerim, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Reklam öncesi 3. grup ayeti kerimelerin mealini vermiş ve Sayın Hocamıza bir soru yöneltmiştik. İsterseniz o soruyu ben bir defa daha tekrar edeyim. Evet, meali okuyarak ondan sonra bir defa daha onu tekrar edeyim. Okumuş olduğum 11. ayeti kerimeden başlayıp 17. ayeti kerimeye kadar Yüce Rabbimiz, tek başıma yarattığım geniş şerbet ve göz önünde duran çocuklar verdiğim, kendisine her türlü imkanı sunduğum kişiyi, kişileri bana bırak buyuruyor. Üstelik o kişi nimetlerimi daha da artırmamı arzu eder, asla unutmasın, çünkü o ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıydı. 16. ayeti kerimede ben de onu zamanı gelince sarp bir azap yokuşuna sardıracağım, 17. ayeti kerime. Peki Sayın Hocam, nankörlükten beslenen ve çevresine adeta tehditler savuran inkarcı tipin çok abartılmaması gerektiğine dikkat çekerek bir anlamda ilahi gücün erişilmezliğine Yüce Rabbimiz vurgu yapıyor. Darni ve men halaktu vahide, tek başıma yarattığım kişiyi bana bırak buyuruyor. Yaratılanın güçsüzlüğünü mü ortaya Cenab-ı Hak koymak istiyor? Ayeti kerimenin eserinizde de nüzul sebebine de yer vermişsiniz. Nedir nüzul sebebi? Bu ayetten biz neyi anlamalıyız? Evet. Şimdi birinci bölümde ifade etmiştim ki Mekke toplumunun sosyal dokusu çok farklıydı. Yani böyle derin bir hukuksuzluk hakimdi toplumda ve ahiret inancı noktasında büyük çoğunlukla bir inkar vardı. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim hemen hemen her Mekki surede böyle bir ahiret vurgusu ortaya koyuyordu. Şimdi bu ayette de, bu ayet grubunda da, bu 7 ayetlik 11 ila 17. ayet grubunda da, işte bu Mekke'nin o ahlaksız, korkunç insan onurunu zedeleyecek efendim problemlerle dolu, kibirden, nümayişten, baskıdan, zulümden zevk alan tiplerinin birini gündeme getiriyor. Evet. Birinin üzerinden örnek veriyor. Tabii bunu yaparken de bu adamın adını söylemiyor. Sadece bu adamın çeşitli özelliklerini
hatırlatıyor. Ama şunu demiyor mu? Kıyamete kadar da bu özelliklere sahip olan insanlar aynı şekilde olacak diyor. Tabii. Bakın Müzzemmil suresinin 11. ayetinde bunu anlatmıştım. Demiştim ki Kur'an-ı Kerim isim vermez, mesajı evrensele taşımak için. Ve kıyamete kadar, mahşere kadar ya da son saate kadar böyle insanlar gelecekler. O zaman onların kim olduğunu tanımak ve öyle insanlardan olmamaya gayret etmek, bu ayetlerin vermek istediği asıl mesaj budur. Dolayısıyla o ayette, yani Müzzemmil 11. ayette Yüce Allah vederni vel mükezzibine ulin ne'meti ifadesini kullanarak tek kişi üzerinden vermedi. Çoğul yaptı bu defa. Şimdi burada zerni ve men halaktu vahida ve cealtu lehu ma lem memduda hep tekil gidiyor. Lehu onu işte mehettu lehu onun için hazırladım diyor. Sümme yatma'u gene o istiyor. İnnehu kâne gene o bir kişi üzerinden anlatıyor burada. Ama Müzzemmil suresinin 11. ayetinde aslında bunun bir tipoloji olduğunu ortaya koyuyor. Bir insan tipi. Yalanlayan adamlar yani, küstah adamlar, zalim insanlar, inkarı kendisiyle sınırlı kalmayan, inkarı başkalarına transfer etmeye, başkalarına bulaştırmaya, yaymaya gayret eden bir olumsuz insan tipi var. Bu tip üzerinden hem bunların tanıtılması hem de böyle olunmamasını sağlamak için isim üzerinde durmuyor. Evet. Şimdi bu genel bu yaklaşımı bir söyleyeyim. Sonra başka bir şey daha söyleme ihtiyacındayım. Allah-u Teala bu 11. ayette çok 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 önemli bir mesaj veriyor. Bir taraftan Hazreti Peygamber'i ve müminleri motive ediyor. Demek istiyor ki senin canını sıkan bu adamları sen bana bırak. Yani bunlar sana bir zarar veremeyecek ya da müminlere bir zarar veremeyecek. Ya da onların verdiği zararlar neticede dünya hayatıyla ilgilidir ve sınırlıdır. Onlar belki sadece bu hayatta yapacağını yaparlar. Onların öbür alem beklentileri yok ama korkunç bir akıbet onları bekliyor diye böyle paylayıcı ifadeler kullanıyor. Bakın hemen şimdi aklıma geldi Ali Bey. Hani bunların zalimlikleri neticede bu hayatla sınırlıdır canım. Mümin iki aleme inanan adamdır. Münafık tek aleme, tek dünyaya inanandır. Mümin iki aleme inanan adamdır. O itibarla burada görülen zararlar, sıkıntı, çekilen sıkıntılar bir mümin için bir yıkılma, bir felaket sebebi değildir. Çünkü müminin öbür alem beklentisi vardır. Ve asıl önemli olan da orada nelerin yaşanacağıdır. Onu bilmek lazım. Mesela Hazreti Musa Firavun'la mücadele ederken hani büyücüler, sihirbazlar gelmişler Hazreti Musa'yı işte mağlup etmeye gayret etmişler. Anlatılıyor Araf suresinde, Şuara suresinde, Taha suresinde vesaire. O büyücüler Hazreti Musa'dan yana tavır koyunca Firavun onlara korkunç eziyetler yapmayı vaat etti. Tehdit etti onları. Dedi ki ya korkunç ifadeler var. Araf suresinde bakın diyor ki Kale Firavunu, Firavun demiş onlara ki Amentum bihi, siz şimdi Musa'ya iman ettiniz öyle mi? Kable en azene leküm, ben size izin vermeden önce siz nasıl başkasının yanında onun yanında yer alıyorsunuz yani? İnne hâzâ lemekrum mekertumuhu fil medîneti lituhricû minhâ âle. Hazreti Musa için diyor ki yani bu tuzak kuruyor, sizi şehirden çıkartmak istiyor yani. Eğer vazgeçmezseniz le ukatta'anne eydiyeküm ve erculeküm min hilafin. Bu dönekliğinizden dolayı ellerinizi ayaklarınızı keseceğim diyor. Sümme le usallibenneküm ecma'ine. Sonra hepinizi asacağım diyor. Kalu, onlar da diyorlar ki inna ila rabbina munkalibune. Biz Rabbimize döneceğiz. Yani ve ma tenqimu minna illa en amennâ bi ayati rabbina lemma ca'atna. Yani sen bizden şimdi Rabbimiz Allah'ın ayetlerine inandık diye mi bu intikamı alacaksın? Rabbena efrig aleyna sabran.
Ya Rabbi bize sabır boşalt. Ve tevfena müslimine, bizi Müslümanlar olarak vefat ettir diye dua ediyorlar. Onun tehdidine karşı onlar Allah'tan yana tavır koyuyorlar. O konuşmanın başka bir açılımı Taha suresinde. Onlar gene aynı tehdidi savuruyor Firavun onlara. Onlar tehdide karşı diyorlar ki قَالُوا لَنْ نُؤْسِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. Yani bize gelen bu açık belgelere karşılık biz seni tercih etmeyeceğiz. Firavun'a diyorlar bu mümin olan büyücüler. وَالَّذ۪ي فَتَرَنَا. Seni asla Allah'a tercih etmeyeceğiz. Yani. Biz Allah'ı tercih edeceğiz. Senin yanında olmayacağız. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. Ne biliyorsan yap diyorlar. Cümleye bak. Devlet başkanına karşı kestik, kazıklarla insanlara eziyet eden bir zalime karşı diyor ki فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. Ne biliyorsan yap. اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Sen ne kadar ne yaparsan yap, bu hayat içinde yaparsın ya. Yani neticede bundan ibaret senin etkinliğin. Ama biz artık öbür bir aleme inanıyoruz diye bir teslimiyet ortaya koyuyorlar. Şu Ara suresinde de yani Firavun'u resmen çıldırtan ifadeleri var bu mümin olan büyücülerin. Gene o tehdidine karşı diyorlar ki قَالُوا لَا دَيْرَ. Keseceksin, asacak mısın? Zararı yok, mühim değil. İnna ila rabbina munqalibun. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Ne olacakmış? Böyle diyorlar. Şimdi bu bizim hak ve hakikat erlerinin sahip olması gereken duygu bu. Allah'tan yana olanlar öbür aleme de inananlardır. Müminler, Mekke'nin müminleri çok azınlıkta oldukları için, hele ki bu surenin geldiği dönemde müminlerin sayısı çok az. Bu azınlıkta olmalarına rağmen Mekke'nin oligarşik yapısı, o baskıcı, zalim yönetici tablosu insanlara tabii eziyet ediyorlar. Onların izni olmadan, ki izinleri zaten yok, inanmalarına fırsat vermiyorlar. Böyle bir psikolojik baskı, mahalle baskısı dediğimiz bir baskı uyguluyorlar. İnsanlar, mümin olacak olanlar da belki tereddüt edip bu mümin olmayı belki erteliyorlar veya belki gizliyorlar. İşte bu psikolojiyi dağıtmak üzere Allah-u Teala bu ayet grubunun yani 11. ayetten ta 30. ayete kadar 20 ayetlik pasajın inişine sebep olan bir olayı biliyoruz. O olay üzerine bu ayetleri indiriyor. Olay şu, Mekke'nin en zengini Velid bin Mughire diye bir adam var. Bu adam çok mal varlığı zengin bir adam. Mal varlığı geniş, ailesi geniş, hatırı geniş. Ebu Leheb'den de daha ünlü, etkin, yetkin biri. Hatta Mekkeliler bir insan peygamber olacaksa bu Mekke'de Velid bin Mughire olmalıdır ya da Taif'ten Urve es-Sakafi olmalıdır diye o iki şehrin büyük iki adamı diye kabul ettikleri adamlardan biri bu. Bu Velid bin Mughire. Bununla ilgili Necm suresinin 32. ayetinden itibaren bir grup ayet geliyor. Bununla ilgili Abese suresinin ilk grup ayetleri geliyor ve bu Müddessir suresinin 11 ile 32. ayetleri de bununla ilgili geliyor. Evet. 30. ayetleri. Bu adam zengin adam. Bu adam çevresi geniş adam. Bu adam hatırlı adam. Bu adam yönetici. Bu adam güçlü. Ona karşı bir korku var. Çünkü terör estiriyor vatandaş. Şimdi onunla ilgili işte 11. ayet, yani onun bu etkinliğini kırma anlamında 11. ayet bakın neler söylüyor. 3 kelimelik bir ayet bu. Müddessir evet. Suresi 11. ayet. 3 kelime. Nedir? Zerni ve men halaktu vahida. Bu cümlenin tam 5 tane birbirine eşit doğrulukta ayet anlam ihtimali vardır. 5 tane. Evet. 1. Tabii bunun gramer inceliklerini söyleyip de milleti sıkmak istemiyorum. Evet. Bu programın amacı o değil. 1. anlam ihtimali. Tek başına yarattığım o adamı bana bırak. Yani bu tek başına. Yani sağında solunda adamlar olmasına bakma. Bunu yaratırken tekti bu.
Bunun neticede başka bir kıymeti harbiyesi yok. Tek başına yarattığın bu adamı bana bırak diyor Allah-u Teala. Bir. İki. Tek başıma yarattığım bu adamı bana bırak. Ben bunu yarattım. Bu ne kadar başka putlara tapıyor olursa olsun. Ama onu ben yarattım. Yani onu ben var ettim. O benden güçlü olamaz. Yarattığımda tek başınaydı ve onu tek başıma ben yarattım, diyor Allah-u Teala. İkinci anlam bu. Üçüncü anlam, beni yarattığımla baş başa bırak. Beni yarattığımla baş başa bırak. Yani sen bir korkunun muhatabı olma. Onu bana bırak. Yarattığımla beni bana bırak. Şimdi bu adam dermiş ki, ben Vahid oğlu Vahid'im. Araplar içinde ne benim ne babamın bir benzeri daha yaratılmamıştır. Öyle övünürmüş. Ene Vahid ibnü Vahid'in. Ben Vahid, Vahid tek demek yani. Ben tek adamın tek oğluyum diye övünürmüş. Şimdi Allah-u Teala onun teklikle övünmesini cevaplamak üzere buyuruyor ki Zerni ve men halaktu vahida. O yarattığım vahidi bana bırak. O yarattığım vahidi. Ben vahid oğlu vahidim diye övünüyordu. İşte o yarattığım vahidi sen bana bırak. Beşinci ihtimal, yarattığımı bana bırak. Yani onun hakkından ben gelirim. Allah kuluna ceza verecekse o cezayı kendisi vermeyi üstleniyor. Zaten Mekke döneminin ilk yılı, burada Müslümanların bir başkasına hukuki düzenlemeler Medine'de geldiği için herhangi bir ceza vermek gibi bir lüksü yok. Dolayısıyla Allah-u Teala övünen, böbürlenen, kibir taslayan, istikbar döktüren bu adamın aslında önemli bir kıymeti harbiyesi olmadığını beyan ediyor ve o beyan doğrultusunda Peygamberimizi motive ediyor, müminleri motive ediyor. Bu Vahid gibi, yani Velid bin Mughire ve onun gibi olanlara da gözdağı veriyor. Yani sizin hesabınızı ben görürüm. Yalanda peygambere karşı çıkmakla aslında Allah'ı karşınıza aldığınızı unutmayın mesajını vermek istiyor. Tekrar edelim. Bir isim zikretmiyor Allah-u Teala. Niye? Mesajı evrensele taşımak için. Evet. Şimdi bunu tek başına yarattığını söylüyor. Tek başına yarattığı, güçsüz olduğunu vurguladığı, Allah-u Teala'nın kendisinin bu adamdan ya da diğerlerinden çok daha güçlü olduğunu ortaya koyduktan sonra bu defa ona verdiği nimetleri ben verdim, o kendisi kazanmadı. Yani o her ne kadar başka putlara taparak bir şeyler yapıyorsa da bu aslında onun hadsizliği ve densizliğidir demek istiyor. Cealtu lehu malen memduda. Ona bunca malı mal vermiştim. Hayli mal vermiştim. Verdi. Ben verdim bunları ona diyor. Bir adam kendisine çok mal verilmiş olmasını kendisinin hayırlılığının bir işareti olarak görmez. Göremez, görmemelidir. Mal ne kadar çoksa imtihan o kadar ağırdır. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu mantık budur. Dolayısıyla bu mantıktan hareketle kalkıp Velid bin Mughire gibi kibrin içerisine boğulmanın, kibirli davranmanın bir alemi yok demek istiyor Allah-u Teala. Cealtu lehu malen memduda. Ona bolca mal, bir hayli mal, memduden yani uzun uza diye mal. Uzun mal diye tercüme edemeyeceğiz, bolca. Bolca diye tercüme etmeyi daha doğru buluyoruz. Hayli mal vermiştim buna. Allah-u Teala bunu nankör insan tipi üzerinden yaptığı için mesajı evrensele taşımamız lazım. Allah-u Teala'nın şu anda bizim sahip olduğumuz mallar da servet de Allah'ın bize bir ikramıdır, bir nimetidir. Ya da Allah-u Teala'nın bunları bize bir imtihan aracı olduğunu, imtihan aracı olarak verdiğini unutmamak lazım. Velid gibi bunu ben kazandırdım diyenler Karun'un yolunu takip edenlerdir. Öyle evet. Demişti Karun Kasas suresi. İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bunları ben hak etmiştim canım. Benim bilgim sayesinde bunlar bana verildi yani. Kimin lütfuymuş gibi
davranıyorlardı. O psikoloji bu velidin de psikolojisidir. Allah-u Teala böyle yersiz bir psikolojiyi reddediyor. Onun sahip olduğu mallar onun elde ettiği, başından beri onun olan mallar değil, onları ona ben vermiştim diyor Allah-u Teala. Çok zengin bir adammış bu. O kadar zenginmiş ki bu adamın ziraat mahsullerinden elde ettiği işte gelirler, yani yaz kış bitmeden sene 24 işte 12 ay devam edermiş bu adamın şeyi. Yani tarım, ziraat meşguliyetleri devam edermiş. Nakit olarak da yani sahip olduğu değerler, mal varlıkları işte tefsir kitaplarında bir sürü rakamlar veriliyor. Önemli değil. O rakamları zikretmeye gerek yok. Bilelim ki bu adam çok zengin biri. Yani bizim şu anda mülki milyarder falan diyelim. Evet yani. Evet. Öyle bir. Ama burada gözden kaçırmamak durumunda olduğumuz husus, yani ayet eğer şöyle olsaydı, hani derni ve men halaktu vahida ellezî lehu malun memdudun olsaydı, yani onun çok fazla malı var olsaydı, bu malı kendisi kazanmış gibi bir mana akla gelebilirdi. Öyle demiyor. Cealtu lehu, ona ben verdim diyor onları. Malen memduda. O hayli bolluktaki malı, serveti ona ben verdim. Kendisi filan kazanmış değildi. Daha ne desin? Şu putlara bir gönderme yapılmasını istemiyor Allah-u Teala. Onların bir etkinliğinden söz edilmesini istemiyor. Putlarla anılmak isteyen adama da red cevabını veriyor. Sonra sadece ekonomik servet şeyden değil. Bahsetmiyor. Ondan sonra hemen gel arkadan gelen 13. ayette ve ben yine şuhuda. Hı hı. Göz adamın önünde duran çocuklar verdim buyuruyor. 11 tane çocuğunun olduğu rivayet ediliyor. Hatta bu adam işte gelecek ayetler var. Cehennemin bekçilerinin sayısı 19'dur diye gelecek ya, aleyhati sâti aşer 30. ayette. İşte evet. bu densizliği çocukları üzerinden de yapıyor. Diyor ki ooo cehennemin 19 tane koruyucusu varmış. Biz 11 kişi çocuklar var diyor. Ben 12. Mekke'den de 7 kişi bulursanız biz o melekleri tepeleriz, hallederiz gibi böyle yani küstahlık da yapıyor. Çok fazla çocuğu varmış. Her gittiği yere çocuklarıyla gidermiş. Böyle bir mahalle baskısı oluşturmak, işte güçlüyüm havası verdirmek için bu çocuklarıyla övdürmüş. Halbuki Hadid suresi 20. ayet ile Tekasür suresi 1 ve 2. ayetler çocuklarla övünmenin, hatta Keyif suresinin de 28 değil, daha sonraki ayetlerinden birinde El-Malu vel-Benune zînetül hayâtid dünya 46. ayet. Mal da çocuklar da dünya hayatının süsüdür yani. Bunlar bir imtihandır. İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün. Mallarınız da çocuklarınız da sizin için bir imtihan konusudur. Fitnedir. Fitne tehlikeli bir şey değil yani. İmtihan konusudur. Bunlarla imtihan olacaksınız. Ama bizde fitne deyince fitne farklı anlamda tabii Türkçe'de farklı şey. Anlamda bizim anladığımız manada korkunç hatalar yapılıyor Ali abi. Yani gerçekten çok korkunç şeyler yani. Fitne kelimesini hep olumsuz düşünüyor. Yok öyle değil. Yani bir adamın çocuğu onun için niye kötü olsun? O onun imtihan sorusudur. Mallar niye kötü olsun? Mal kötü olursa zekat niye veriyor adam? Hacca nasıl gidecek? Kurban nasıl kesecek? Sadaka, fitre, fidye, kefaret nasıl ödeyecek bunları? Garibanı nereden doyuracak? Köleleri serbest bırakın diyor Allah-u Teala. Nereden verecek adam? Mal kötü bir şey değildir, servet. Bunun insana emanet olarak verildiğini unutmamak, mala sahip olmayı mala ait olmaya dönüştürmemek önemlidir. Malın kölesi olmamak önemlidir. Çünkü malın kölesi olanlar malını dağıtamazlar. Köle efendisini azat edebilir mi? Malının kölesi olan adamın malı efendisi oluyor. Dolayısıyla bir atasözü var. Malını dağıtmayanları malı dağıtır diye. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu adam, yani bu Velid bin Muğire malıyla övünüyordu. Allah-u Teala o malları ben verdim ona diyor. Çocuklarıyla övünüyordu. Onları da ben verdim diyor. Hemen arkasından. Ama bitmedi, bir şey daha söyleyeyim. O Hadid suresi 20. ayette buyuruyor ki Es-Sahabillah İ'lemu ennemel hayatü dünya le'ibun.
le'ibun ve lehvun ve zinetun ve tefahurun beyneküm ve tekasürün fil emvali ve levlati. Dünya hayatı böyle beş şeyle özetlenir yani. Le'ibun, oyundur. Evet. Bazıları bunu oyun gibi görürler. Ve lehvun, boş efendim şey gibidir. Eğlence yani. Ve zinetun, süs. Ve tefahurun beyneküm, aranızdaki övünç şeyleri. Ve tekasürün fil emvali ve levlati. Daha çok mal ve daha çok çocuk sahibi olma noktasında bir isteğin tahakkuk ettiği yerdir bu. Kemezeli gaysin. Bu yağmura benzer bu istekler. Acebel küffara nebatuhu. Çiftçiler onun yağmurun meydana getirdiği bitkilerden dolayı etkilenirler. Sümme yehicu. Ama böyle olmaz ki, kuruyor. Feterahu musfarren. Sonra sararıyor. Sümme yekûnü hutama, sonra da çer çöp olup, perişan olup, savrulup gidiyor. Yani hayatı bunun üzerine kurgulamak bir büyük aldanıştır diyor Allah-u Teala. El hâkümü tekâsürû, hatta zürtümül mekâbir. Yani mezarlıkları ziyaret edinceye kadar, gidip de işte ölüleri sayıncaya kadar ya da kendileri ölünceye kadar insanlar bu çokluk ile oyalanıp durdular. Bu bir felakettir. Velid üzerinden de bunu anlatıyor Allah-u Teala. Ca'altu lehu malen memduda ve benine şuhuda. Evet. Göz önünde bu kadar çocuklar ben verdim. Şunca malı ve serveti ona ben imtihan aracı olarak ikram ettim. Evet. Ve mehdu lehu temyidak ve kendisine her türlü imkanı verdiğinden bahsediyor. Bu özetliyoruz. Mehd beşik demektir. Beşik nedir? Beşik bir bebeğin hayatını devam ettirmesi noktasında her türlü ihtiyacının karşılandığı, soğuktan, düşmekten, yuvarlanmaktan, tehlikeden, şuradan buradan efendim korunaklı bir hale getirilen beşik için rahimden sonraki en rahat yerdir. Çocuk için beşik rahimden sonraki en rahat yerdir. Allah-u Teala işte o velid üzerinden bütün insanlara seslenerek buyuruyor ki mehettü lehu temhida. Bütün imkanları onun önüne serdim. Yani ne lazımsa adeta yeryüzünü onun için beşik yaptım diyor. Ellezî ceale lekümül arda mehden diye ayet var. Evet. Elem nec'alil arda mihada. Yeryüzünü biz işte beşik yapmadık mı diyor. Bakara'da da var, işte Nebe suresinde de var. Evet. Bu imkanları ben verdim diyor. O yani o kadar imkanları geniş bir adammış ki buna Kureyş'in reyhanesi, Kureyş'in gülü derlermiş yani. Öyle etkili bir adam. Bu mal, bu servet, bu işle bu adamın azmasına sebep oldu. Evet. Malın, servetin ve çocukların kendisine niye verildiğini unuttu. Bunları bir imtihan aracı olarak görmek yerine döndü. Bunları bir baskı, bir övünç, bir kibir, bir istikbar gerekçesi haline getirdi. Şimdi Allah-u Teala o günün velidine ve o günden ta son saate kadar gelecek bütün mal ve servet sahiplerine şunu sesleniyor. Mal size sahip olmasın. Siz mala sahip olun. Siz mala sahip olursanız malı size verenin niye verdiğini bilir. Ona göre mala binersiniz. Mal size binmez. Bu Velid bin Muğire'yi mal bindi. Veremedi. O Hazreti Peygamber'e nispet edilen çok nefis bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem levkâne libni âdeme vâdiyâni min mâlin lebtegâ vâdiyen sâlisen ve levkâne sâlisen lebtegâ vâdiyen râbi'an ve lâ yemle'u cevfebni âdeme illet turâbu. Çok nefis bir hadis. Tam bir insan psikolojisi tahlili yapıyor bu hadis-i şerif. Diyor ki Efendimiz, insanoğlunun iki vadi dolusu altın ile dolu malı olsa, üçüncüyü ister diyor. Üçüncüsü olsa dördüncüyü ister. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur diyor. Bakın bu hadis, işte bu şimdi okuyacağımız ayetin tefsiridir. Sümme yatma'u en ezide. Evet. Ha. Yani özellikle Nakir'in ismine verdiği nimetlerin bir bölümünü sayıyor.
Ama arkasından da nankör insanın hala nasıl istekte bulunduğunu. Ha, buyur. Nasıl bir istekte bulunduğunu ortaya koyuyor. Sümme yatmağına en ezit. O üstelik o nankör kişi nimetlerimi daha da artırmamı arzu eder. Buyur. İşte, yani buyur. Yetmiyor. Bu kadar yaz kış devam eden tarım ürünleri veriyor. Şu kadar sayıda çocuk veriyor. Bu İstediği kadar her şeyi veriyor. Her şeyi vermiş ama sümme yatmağı hala daha üstüne üstlük yatmağı tamaha Ali Bey tamaha bir adamın kalbinden gelen isteklere derler. Tamaha. Tamaha yani tamaha böyle yürekten fışkıran gelen istekler için kullanılır. Canı gönülden hala daha istiyor ki en ezide Allah-u Teala diyor ki benim onları arttırmamı istiyor hala daha. Evet. Hem dünyada arttırılmayı istiyor adam. Bunun bir başka bir ihtimali daha var. Bu fazlasını isteme ifadesi ahirette de bize bundan daha hayırlıları verilir diye az da olsa ahirete inananları var bunların. Fussilet 50. Keyif 36. 35. ayetlerden hareketle işte böyle az buçuk yarım yamalak ahiret inancı olanlar var. Bize dünyada Allah hatırlı olduğumuz için bu kadar imkanda bulundu ama mahşere gidersek, Allah'a döndürülürsek oh orada daha iyileri verilecek bize diye. Yani burada hatırlı olmalarını güya mahşerde de hatırlı olacaklarmış. Bu velid üzerinden Allah-u Teala diyor ki içinden sıkılmadan, utanmadan hala daha kendisine verilen malın, servetin niye verildiğini hesap etmeden daha fazlasını istiyor. Sonra ne oluyor? Cevap veriyor Allah-u Teala ona. Kella innehu kâne li ayatina anida. Kella Ali Bey, kella. Yok 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 yok. Hiç böyle bir şey ummasın diyor. Hiç olmayacak diyor. Evet. İnnehu, hani şimdi ahirette de fazla şey istiyor ya, bu şimdi hem dünyada daha fazla istiyor manasına gelebilir. Bu adamın thümme yatma'u en ezide ifadesi. Evet. Hem dünyada daha fazla mal istiyor manasına gelebilir. Hem ahirette fazlasını istiyor manasına gelebilir. Şimdi böyle gramer özellikleri söylemeyeyim de innehu kâne, eğer ahiret için istiyorsa Allah-u Teala demiş olacak ki innehu kâne li âyâtina anîdâ. Bu adam bizim ayetlerimize karşı olabildiğince inatçıydı. Anîd, inatçı, muannit. Ha, dünyada daha fazlasını istiyorsa o zaman bu kâne bir manası verir. Ahirette istiyorsa idi manası verir. Dünyada istiyorsa kâne dır manası verir. Bu adam zaten bizim ayetlerimize karşı son derece inatçı bir adamdır. Neye? Allah'ın bizim ayetlerimiz dediği şeyler nelerdir? Neye karşı çıkmış bu adam? Bir, Allah'ın gücüne, kudretine. İki, peygamberimizin risaletine. Üç, son saate yani kıyamete. Dört, diriltilmeye. Beş, ahirete, mahşere ve sorgulanmaya. Bu adam bunlara karşı çıkıyor. Bu tip. Evet. Velid bin Mughire tipindeki adam Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyordan kasıt öncelikle Allah'ın insanları mahşerde diriltebileceği kudretine karşı çıkıyorlar. Allah'ın infakla ilgili emirlerine karşı çıkıyorlar ve Allah-u Teala kella edatını kullanarak onun yeniden daha fazla mal arzusunu şiddetle reddediyor ve bunu asla kabul etmeyeceğini, daha fazla bir mal ikramının kesinlikle söz konusu olmayacağını dünyada velidin yolundan gitmek isteyenlere özellikle öğretmiş oluyor. Ve son ayette sonunda, de, bu grubun son ayetinde de seurhiguhu savuda. Ben de onu zamanı gelince sarp bir azap yokuşuna sardıracağım. Tabii. Nedir bu sarp azap yokuşu? Cin suresi 17. ayette de saada kelimesi geçiyor. Azaben sa'ade, zor bir azap demek. Sa'ud, zor. Zor tırmanılan. Yani her aşaması zor olan. Şimdi bu adam daha fazla mal, peş peşe daha fazla mal gelsin diye istiyor ya, Allah-u Teala onun isteğini peş peşe artan, gittikçe yoran, ağırlaşan bir azapla onu karşılayacağını söylüyor. Se'urhiquhu, onu sürükleyeceğim diyor, sardıracağım sa'uda. Gittikçe her aşaması bir öncekinden daha zor olan bir azaba onu sürükleyeceğim diyor. Ali Bey, burada bir şey daha söylemek istiyorum.
Buyurun hocam. Bu tefsirlerde yer alıyor. Özellikle Semerkandî tefsirinde görmüştüm. Bu adam, bu Velid bin Mughire hayatının sonlarında, hani Allah-u Teala ona artık nimet vermeyeceğim kella dedi ya, Allah-u Teala'nın o kella edatını kullanması boşuna değil. Ona ahirette zaten nimet vermeyecek belli ama onun dünyada da nimetini bir süre sonra kısmış. Ve adam hayatının sonunda fakir düşmüş, yoksulluk ve darlık içerisinde ölmüştür. O 11 tane oğlunun yaz kış devam eden tarım ürünlerinin hiçbir faydasını hayatının ahir ömründe görmemiştir. Biz bunu bir ayetten daha biliyoruz böyle olduğunu, böyle olacağını. Taha suresi 124. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, estağfirullah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Kim benim öğüdümden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً ضَنْكَ Onun için çok zor bir hayat vardır. Bazıları çok zengin gibi görünebilirler. Bu sadece bir aldanmadan ibarettir. Malını Allah yolunda infak etmeyenler yüreğinde büyük perişanlıklar yaşıyorlardır. Büyük pişmanlıklar yaşıyorlardır. Büyük korkular, büyük endişeleri vardır. Bunlar öbür aleme inanmadıkları için her yeni gün bitmekte olan bu hayatı büyük bir servet olarak gördükleri için taksit taksit, gün gün, an an ondan ayrılmanın korkusuyla yürek yangını çeken adamlardır. Dolayısıyla Velid örnekliğinde de aslında bu yaşanmıştı. Şimdi nedir? Mal ve servet. Mal ve servet işte Velid'i bu hale getirmiştir. Bu alemde de sıkıntı söz konusudur. Ama öbür alemde yani Sa'ud denen o korkunç azaba sardıracaktır Allah-u Teala onları. Şimdi bizim programımızdan sonra, bu programdan sonra bir yardım programı yayına giriyor saat 10'da, Aks TV'de. Niçin? Ne anlatıyor orada insanlar? Kardeşlerimden istirham ediyorum. Bizim program bitince bir kanalı değiştirmesinler. Devam et, izlemeye devam etsinler. Bizim dört başı mamur bir hayat yaşadığımızı ve soframızdan dökülenlerin daha kaç sofra daha insanı doyurabileceğini düşünmeden sofralarını kaldırmasınlar. Sofrasında bir garibanı bulundurmayan adamın evine rahmet meleği uğramaz. Kışın şu soğuk günlerinde insanlar aç ve açıkta. Çocuğunun ayağına ayakkabı giydirebilecek insanlar yok. Öyle öyle örnekler yaşıyoruz. Evi yok, barkı yok, buz gibi. Hasta, hasta insanlara sahip çıkmak, onların derdiyle dertlenmek, bu bize verilen mal ve servetin onların gözetilmesi için bir imtihan sorusu olduğunu unutmamak durumundayız. Allah-u Teala Velid bin Mughire'ye buna mal vermiştim, buna çocuk vermiştim, buna her türlü ikramı yapmıştım. Bunu Allah'ın istediği yolda harcamadığı için onu azaba sardıracağım dediği ifadede Velid'in adını kullanmıyor. Her nankör insanın bu nankörlüğü yapmamasını, bundan vazgeçmesini, yapanların aynı sonuca düşer olacak. Onu azaba sardıran ilahi irade beri taraftaki adama aferin iyi yaptın demez. Şimdi Yasin suresini okuyoruz. O kadar güzel oluyor ki Ali Bey. Yani okuyoruz. 47. ayetini de okuyoruz. Hatta çok da güzel makam vuruyoruz. Ve izâ gîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâhu böyle sesi çatlatırcasına, patlatırcasına makamı tutturmak için efendim nefesimizi iyi kullanmak için öyle uğraşıyoruz, duruyoruz. Ne diyoruz peki? İzâ gîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâh Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin bir bölümünü Allah yolunda infak edin, dağıtın dendiği zaman bu nankör insan tipi, işte bu Velid bin Mughire gibilere. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Bu kafir, nankör adamlar, onları infaka davet eden müminlere derlermiş ki, اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ وَطْعَمَا Yani dilemesi halinde Allah'ın doyuracağı adamları biz mi doyuracakmışız? İn entum illa fi dalalim mubin.
siz apaçık bir sapıklıktasınız diye infaka davet eden insanları paylıyorlarmış. Şu anda Türkiye'de, yaşadığımız şu coğrafyada bir gariban biri bir istekte bulunduğu zaman, bu garibanların bir bölümü Bakara suresinde anlatıldığı gibi, açtım burası çıktı Ali Bey ya, Allahu Ekber Vellerham. Bak, Bakara suresinin 200 kaçıncı? 273. ayet. 200, evet 73. İl-fukarai اَلَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ Gidip adam mal kazanabilecek imkanı yok, yola çıkamıyor, sıkıntıda, fakir adamlar, mahsur kalmış adamlar. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ İffetli olmalarından dolayı onları tanımayanlar o adamları zengin zannederler. Onurlu adam, elini açıp isteyemiyor ama fakir. تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Simalarından sen onları tanıyacaksın. Gidip bulacaksın. Efendim, yani la yes'elûne nâse ilhâfâ. Onlar yüzsüzlük ederek isteyemezler, insanlardan bir şey isteyemezler. Onları gidip bulacaksın. İşte bizim bizim programdan sonraki program böyle gidip garibanların kapısını çalan insanların fedakarlıklarından söz ediyor. Orada veya burada. Memleketin herhangi bir tarafında. Dünya artık çok küçük Ali Bey. Şimdi evet. İlla kendi kapının yanındaki adamdan ibaret değil sorumluluğu. Kur'an'da yetim ve fakirlerle ilgili ayetler iman ve din vurgusu içermez. Her fakir, her yetim, her müminin ilgilenmek durumunda olduğu insanlardır. Ve yetimlerle ilgili kullanılan ifadede yetimen zâ mekrabetin ifadesini kullanır. Yakınındaki yetim. Yakınındaki yetim demek, uzakta da yetim var demek değildir. Her yetim yakınındadır, unutma. Her yetime yakın olmak zorundasın. Onunla ilgili yükümlülüğünü başkasına ihale ve fatura edemez. Dolayısıyla Velid bin Muğire örnekliğinde bu 11 ile 17. ayetlerde anlatılan husus bir tarihi vaka olarak, hikaye ve masal olarak anlatılmıyor. Müslümanın etrafındaki garibanlarla ilgilenmesini ona bir ödev olarak öğreten bir içerikte ve evrensel bir mesajda bizim üzerimize yükümlülüklerimizi hatırlatan bir muhteva ile karşımızda duruyor. Bunu bu vesileyle kardeşlerime bir daha hatırlatmış olayım. Peki Sayın Hocam, 3. grup ayeti kerimelerde böylece bu programda 1 ve 2. programda Müddessir Suresi ile ilgili 1 ve 2. programda sadece bir 7 ayeti kerimeyi konuşabilmiştik. Ama burada, orada çok evet, esaslı konular konuşuyoruz. Burada 2 ve 3. grup, 10 grup halinde bu süreyi siz ele almışsınız. 2 evet. ve 3'ü bitirdik. Peki isterseniz sizden alalım. Hı. Programın sonunda gelecek haftaki programda 4. grup. Evet. 18. ayeti kerimelerden itibaren neyi konuşacağız? Sadece konu olarak, özet olarak onu alalım ve programı böylece kapatmış olalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu nankör insan tipinin sadece mal ve ekonomik ilişkiler noktasındaki duyarsızlığını değil, bu adamın, bu tipin hakka ve hakikate karşı nasıl ayak dirediğini, hakikatlere karşı nasıl düşmanca bir çalışma, bir kafa yorma içerisinde bulunduğunu ve bizatihi Allah tarafından ne kadar bir kahrın ve lanetin konusu edinileceğini, ilahi prensiplere karşı bu adamın nasıl sözler sarf ettiğini Allah-u Teala bize anlatacak. Ondan sonra da onun bu tür nankörlüklerinin karşılığında Rabbimizin onu Sekar adı verilen cehenneme atacağı ve o cehennemin bir takım özelliklerinin insanı nasıl perperişan edecek mahiyette olduğunu iki ayet grubu halinde inşallah önümüzdeki programda kardeşlerimize anlatacağız. Sen hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.